14. maddemiz çalışmak. Yani Peygamber Efendimizin sünneti nedir? Çalışmaktır. Ne diyor Efendimiz? Bir işten yorulduğunuz zaman diğer bir iş ile dinleniniz diyor. Yani boş durmak yok İslam'da. Allah Celle Celaluhu ne diyor? İnsan için ancak kendi çalıştığının, emeğinin karşılığı vardır diyor. Yani tevekkül diye bir bahis var. İşte İslam halifelerinden biri birkaç kişinin yanına geliyor. Ne yapıyorsunuz diyor? Biz diyor tevekkül ediyoruz Allah'a. Hayır diyor, siz diyor sahtekarlık yapıyorsunuz diyor. Yani çalışmıyorlar, bekliyorlar biri bize yemek getirsin diye. Nasıl olsa Müslüman insanlar, komşular. Ya bunlar acından ölmesin diye. Siz onları sömürüyorsunuz diyor. Yani insanın mutlaka çalışması lazım. Hayırlı şeylerle meşgul olması lazım. Bugünün şartlarında işte televizyon, internet, şu bu ne yapıyor? İnsanın mala yani boş şeylere sevk ediyor. Ve böylece çalışmama duygusu var. Yani yatmak istiyor herkes mesela. Pazar günü ne yapacaksın evde? Yatacağım diyor. Şöyle bir yatayım diyor mesela. Ya yatmak yok. Ne var? Bir başka iş ile dinlenmek var yani. İşte veya evdesin. Boşsun. Ne yapacaksın? İşte Kur'an okudun. Hep Kur'an okunur mu? 10 saat Kur'an okunur mu? Okunmaz. Ama okur yorulursun. Namaz kılarsın. Bak belli. Kıldın. Sonra biraz televizyonda bir şeyler seyredersin. Ne seyreder? Lüzumlu bir şey seyredersin. Sana faydası olabilecek, genel kültür sağlayabilecek bir şey seyredersin. Yani hep kendine böyle meşgaleler bulmak ve çalışmak çok önemli. Yani boş durmak yok. Osmanlı padişahları bunu çok iyi anlamış mesela. Osmanlı bunu çok iyi anlamış. Her padişahın kendi bildiği bir zanaat var. O zanaattan bir şeyler yapıp satıyor. Kendi yediği. Çünkü insan için kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Padişahlar ne yapıyorlar? O kendi mesela biri kakmacı mesela. Biri marangoz mesela. Abdülhamit Han marangoz. Küçük marangoz tahtadan böyle marangozluk eseri çok güzel. Küçük kutular yapıyor, biblolar yapıyor. Bunları mesela gönderiyor. Onların geliriyle kendi iaşesini yani kendi gıdasını o kendi elinin emeğinden sağlıyor. Ya ben padişahım, devletin hazineleri benim, oradan yerim içerim, yatayım, yan geleyim demiyor yani. Ona bir zanaat öğretiliyor, o zanaatı yapıyor, oradaki geliri. Normal padişahlık, ibadetler, her işini yapıyor, devlet başkanı yani. Ama geceliğinde çekiliyor mesela marangoz atölyesine, işte kendi odasına, zümrüt kakıyor mesela, kakmacı. Şey yapıyor, kuyumculuk, kuyumcu ustası yani. Bu şekilde Efendimizin sünnetini çalışmak. Efendimiz boş kalmayı hoş görmüyor. Mutlaka hayırlı işlerle meşgul olmak lazım.